Evet, devam ediyor Beyaz Show. Şimdi bir yemek programı yapsanız adını ne koyardınız diye. Sizin programın adı Tadı Damağımda. Seyirciye sorduk, buradaki seyircilerimize. Bir yemek programı yapsanız adını ne koyardınız diye. Siz de düşünün bu arada, ne koyardınız adını diye. Biz. Ki Suzan da iyi yemek yapar, iyi mutfağı vardır yani Suzan'ın da. Sağ olun. Evet, seyircilerimizden gelen cevaplar. Bir yemek programı yapsanız adını ne koyardınız? Arkaya. Sonradan gurme. Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey. Türk televizyonları çok fazla belki takip edemediğin için yaprak dökümündeki bir anne karakterinin çok sık söylediği bir laf abi. Patlıcan yatağında sıcak düşler. Yesem olmuyor, yemesem olmaz. Aç ayı oynamaz. Yemekten kim usanır? Bugün ne yesem? Bugün de doyduk. Bunlar güzel isimler. Yiyin gari. Doymayanlar. Yemek var dediler, geldik. Bugün ne yedirsek? Bu güzel ama. Yemezler. Gel beni ye. Dayak buldun, kaç yemek buldun ye. Yersen anlayana diye yazmış. Kağıtlara da hakim olamıyoruz bu arada. Evet. Ömer'in ömdükleri, bu ne ya? Yedi vici vici. Hesabı alayım. Yer misin, yemez misin? Yemediğim bir leylek kaldı. Milor'dan kalanlar diye, evet. Yine hayvan gibi yedik. Ben ekmeğime bakarım. Bu güzelmiş. Adamlar yiyorlar ama çalışıyorlar be. Boşan da semerini. En sonuncuyu okumayacağım. Hangi arkadaş yazdıysa kendini bilir. Öyle zannediyorum onu yazan. Evet. Devam ediyoruz. Çiğdem Sönmez Sinop'tan aramış. Çiğdem Hanım iyi geceler. Çiğdem Hanım iyi geceler. Alo, iyi geceler. İyi geceler, nasılsınız? İyiyim Beyaz, sen nasılsın? Teşekkür ederim, benim geleceğim. Siz şey yap. Ben burada bayağı çalışıyorum, evet. Çiğdemciğim, tanıtır mısın kendine? Sinop'tan arıyorum. Yanımda Sümeyra ve benim arkadaşım var. 24 yaşındayım. Tapu memuruyum. Böyle bir hayatım var. Tapu memurusun, 24 yaşındasın. Arkadaşım evet. Var yanında, böyle bir hayatım var. Evet. Evet. Enteresan bir hayat. Evet, konuklarımızı görüyorsun bu akşam. Evet, çok güzel gözüküyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Var mı sorun Çiğdem'ciğim? Buyurun. Vedat Bey'e bir sorumuz var. Buyurun. Vedat Bey'in en sevdiği yemek nedir? Onu merak ediyoruz. Evet, Vedat Bey'in en sevdiği yemek nedir? En sevdiğim yemek son yediğim güzel yemektir. Yediğin en son yediğin yemektir. En son yediğim güzel yemektir. Peki abi hiç hiç yemeyeceğin bir yemek var mı? Tavuk. Tavuk? Evet. Allah Allah, ciddi misin? Ciddiyim. Neden abi? Oldu diye mi? Ya ne oldu, evet, tavukla niye böyle bir... Herkes bu soruyu soruyor. Evet. Cevabını bilmiyorum. O yüzden her soruya değişik bir cevap veriyorum. Ben de şaşırdım ne söyleyeceğimi. Ama tahminimi söyleyeyim. Çok küçüklükten gelmiş. Evet. Tahir Milor'un, yani dedemin, ki onun yanında büyüdüm, büyük babamın, bir tavuk çiftliği vardı. Herhalde diyorum, ya çocukken tavuklara kötü bir şeyler yapıldığını gördüm. Hmm. Ya bana baskı yapıldı, bir şeyler oldu. Ya da tavuğa gına geldin o kadar tavuğun arasında. Herhalde öyle evet. Bir şey oldu. Bir de şöyle bir şey varmış, göz göze geldiğin hayvanı yemezmişsin.
Çok göz göze geldiğime eminim tavuklarla. Çünkü yani tavuk sorusu. Böyle şeyimi kaçırmıyordum yani. Evet. Bu kuşlarım herhalde. Evet. Ama dana yiyorsun, kuzu yiyorsun falan göz göze mesela. Bütün hayvan yiyor. Evet. Evet, onları yiyorsun. Onlar da onlar, onlarla göz göze gelmedim. Bu hiç önüme geliyor. Programlarda hesap veriyor musunuz abi? Veriyoruz, teklif ediyoruz hesabı. Evet. Önceleri şey yapıyorlardı, çok şaşırıyorlardı. Çünkü gerçekten yani NTV Star falan çok kuvvetli ilkeleri var şeyde. Telefon ediyorlar, diyorlarmış ki ilk başta bizim verecek paramız yok. Vere vere artık şey yaptık. Biz diyoruz para almıyoruz, üstte para veriyoruz yani şeyi. Fakat Anadolu'da çok zor oluyor. Çünkü bir de Türk insanının bir misafirperverliği var. Doğru. Şeyde yani bazen para vermek o şey için. Yani adam diyor ki bakın yani dost değil miyiz? Bazen veremiyoruz, almıyorlar. Almadıkları gibi bir de çıkarken böyle reçeller, ballar falan. İşte o bizi ben ayakta demek... tutan şey o. Öyle mi? Tabii. Bizi ayakta tutan en önemli şey. Sen dünyanın hiçbir tarafında kız arkadaşınla bir pastaneye gittiğinde paran çıkışmadığı zaman pastane sahibine abi çıkışmadı ve idare et dediğinde idare eden birisini gördün mü? Bizde hemen ne demek abi çekerler. Yani bizde o idare vardır. O işte bizim böyle önemli hasletlerimizdendir yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.